Harika oldu. Aa, içi boşalmış bunun. Şahane görünüyor. Harika görünüyor. Denizin kabarmaları doymayan şu kekini yapalım. Vallahi böyle pofutuk pofutuk. Sırrı denizde. Vereyim mi? Lütfen. Tamam. Arkadaşlar mutfağımı boşaltır mısınız? Poğaça yapmam lazım. Valla Deniz'in söylediği üzerine bu poğaçanın ismi 10 dakika poğaçasıymış. Bize de çay verecek misin? Annem de dedi ki ben inanmıyorum 10 dakikada yapacağına. Annem saati 10 geldi. Ayarlayalım saati. Başlattım. Bastın mı? Evet. Hadi Deniz. Aman Allah'ım. Of, o kadar güzel kokuyor ki. Yani ben kokuyu tarif edemem. Garantili kabaran kek istiyorsanız bu tarifi yapmalısınız. Deniz'cim bunu biz nasıl koyacağız fırına? Maşallah Deniz çırçır makinesi gibi. Hanımda annem var. İsviçre'ye geldi biliyorsunuz. Kabara bastın. Kel patma. Annen güzel sen çirkin. Gitti gitti bak. Bak 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 buralar hep taşmış. Kabaramazsın kel Fatma diye diye kek ne hale geldi. İyice kabardığını nasıl anlayacağız Denizciğim? Neyin? Beyin mi? Şimdi de ne yapıyoruz Denizciğim? Şimdi poğaçamızı yapacağız. Bu da özel bir poğaça. Evet. Bakalım bunun özelliği neymiş? Tamam kardeşim kabaramazsın kel Fatma dedik de bu kadar dememiştik. Maşallah maşallah gerçekten de harika. Ne diyorsun? Bakar mısınız oraya? Deniz'in evine geldim, kız kardeşimin. Ona biraz da aslında sürpriz olacak çünkü hep benden çiftlikten süt isterdi. Ona çiftlikten süt de getirdim. Deniz! Ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Vay be, direkt kesin cevap verdi. Evet. Bugün arkadaşlar Deniz'in evindeyiz. Ne yapıyoruz Deniz bugün? Kek ve poğaça. Evet. Gerçekten ben kek yapmayı Deniz'den öğrendim. Zaman zaman benim videolarımdaki reelslerdeki kekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şu ana kadar ben kek videosu çekmiş miydim hiç hatırlamıyorum. Çekmişsem siz bana hatırlatın. Ama dedim ki ya bu kadar reelste çekiyorsak, evde birbirimize yapıyorsak Deniz'in kabarmalara doymayan şu kekini yapalım. Vallahi böyle pofutuk pofutuk koca koca kekler. Ama sırrı Deniz'de. Deniz bana... Vermiyorum. Vereyim mi? Lütfen. Tamam. Arkadaşlarım için. Evinde kek yapıp da iyi sonuç alamayan çok hem erkek hem kadın takipçim var. Diyeceksiniz ki erkekler kek niye yapmasınlar ya? Erkekler de kek yapar, çocuklar da kek yapar. Herkes isteyen girip malzemesi varsa kekini yapar. Şimdi arkamda görüyorsunuz Deniz'in de elektrikli semaveri var. Orada da çayımızı yapacağız. O zaman Deniz fazla söze gerek yok. Ha kek yapıyoruz sonra ne yapıyoruz? Poğaça. Poğaça da yapacağız arkadaşlar. Evet. Poğaçası da çok güzel oluyor. Ama özellikle bu kek tarifini asla kaçırmayın. Çünkü kabaran kek işte bakın nasıl oluyormuş. Böyle oluyormuş kabaran kek. Bu arada ne yapsınlar Deniz'ciğim? Ne yapsınlar? Evet. Abone olun ve öyle işte yani. Beğenize yapmayı. Yapın. Eğer gerçekten beğendiyseniz tıklayın. Sevinirim arkadaşlar. Çünkü kanalımızın gelişmesi için o beğenilerin gelmesi gerekiyor. Beğeniler izlemelerinize göre az arkadaşlar. Beğeniler hadi bakalım bu videoda kendini göstersin. Ve lütfen abone olmayı da unutmayın. Benim bu saçlar bugün çok elektriklendi. Neyse şimdi takılmayacağım oraya. Hadi başlayalım. Zeytinyağı olmazsa olmazımız. Evet. Yumurtamız var, unumuz, işte şekerimiz. Senin çiftlikten özel olarak bize getirdiğin çiftlik sütü. Çok güzel bir kek olacak. Umarım öyle olur. Burada da kabartma tozum var. Evet, evet. Bu da benim minnak kek kalıbım. Aa, bunda da yapalım mı? Bunda da yapalım. Tamam, hadi o zaman. Hem bunda yapalım. Diğer kabın hangisi? Diğer kabımız da bu. Duydunuz çayın sesini. Hani vardı ya, duydunuz zilin sesini. Biz de o zaman keki yapmaya başlayalım. Dakika bir, gol bir, daha hiçbir malzemeyi koymadık arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Hayali yumurtalar mı çırpıyorsun? Çırpıcımı gösteriyorum. Peki arkadaşlar, burada çok önemli bir konu var. Ne evet. var diyeceksiniz bomboş ama çok bak. İyi yumurtaların çırpılması gerekiyor. Arkadaşlar çok iyi çırpacağız. Kaç yumurta Deniz? 5. 5 yumurta arkadaşlar. İsteyen 4 de kırabilir. Ama Deniz'cim ben 3 yumurtayla yapıyorum. Ona az olursa lezzeti azalır. Tamam artık sana güveniyoruz. Kabarmalara doymayan bir kek yapacağız ki öyle yapıyor. O yüzden bugün bu keki yapıyoruz. 5 yumurta dedi. Ben evde 3 yumurtayla da yapıyorum. Ama hani bu garantili kabaran kek. Garantili kabaran kek istiyorsanız bu tarifi yapmalısınız. Ne yapıyoruz sonra Denizciğim? Onu şımartıyoruz. Bu mu şımartma şekli? Evet, kabartıyoruz. Gururunu okşuyoruz. Yumurtanın gururunu okşuyormuşuz bu şekilde. Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bazı kek severler yumurtalarını blenderdan geçiriyorlar. Bu doğru değil. Mutlaka elde yapacaksınız. İşin püf noktalarından birisi de
bu. Yani yok benim blenderim yok, çırpıcım yok demeyin. Zaten bu şekilde çırptığınızda daha güzel oluyormuş. Mantara bastım, yan yattım demeyin. Demeyin. Ve çırpın. Elde çırpacakmışsınız. Yumurtalar da oda sıcaklığında olursa iyi olur arkadaşlar. Tabii. Kekte önemli unsurlardan bir tanesi tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması. Sütünüz, yumurtanız hepsi ne olacakmış? Söyle bakalım Deniz. Oda sıcaklığında olacak arkadaşlar. Aynen böyle. Evet. Çocukken bizim bir tekerlememiz vardı. Neydi? Kabaramazsın kel Fatma, annen güzel sen çirkin, kabaramazsın. Öyle değil miydi? Evet. Biraz jazz tekniği. Ama biz bunu kime söylüyorduk? Kime? Hindilere. Değil mi? Hindiye söylüyorduk biz bunu. Evet, benim bir videomda da var biliyorsun, bir tavuk çiftliğine gidiyorum. O videoyu da şuraya yukarı bir yere koyarım, izleyin arkadaşlar. Burada yaşadığım köye yakın bir tavuk çiftliği var. O tavuk çiftliğinde hindi ve tavuklara bunu söylemiştim. İçimden gelmişti, kabaramazsın. Çok duygulanmıştı. Çok duygulanmıştım ve onlara kabaramazsın kelp atmayı söylemiştim arkadaşlar. Evet, yumurtalarımız. Peki kabardığını, iyice kabardığını nasıl anlayacağız Denizciğim? Neyin? Neyin mi? Sütün değil herhalde, yumurtayı kastediyorum. Bu köpükçükler var ya, bak evet. Bak şu köpükçükler. Bunları ne kadar çok görürsek o kadar fazla bunun kabaracağını anlıyoruz. Tam köpüğe. Bakın, görüyor musun nasıl kabardı? İyice kabaracaksınız arkadaşlar. Ne oldu? Pancar motor. Biraz. Pancar mı? Tarladaki motor gibi hani böyle gür 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 ya da şey çırçır makinesi olur ya. Pamuğu girdiğinden ayırır maşallah Deniz, çırçır makinesi gibi. Pancar motoru gibi. Pancar motoru gibisin, harikasın vallahi. Bir de bana diyorlar ki bazı dostlar arkadaşlar, bu yumurtaların senden çektiği ne diye. Gerçekten de ya, canlarını çıkartıyor yumurtaların. Evet. Ama bak nasıl köpürdü, bak, bak bak. Ama işte bu kek de öyle bir kek yani. Yani. Biz çocukken... Yaptığınız işi temiz yapın derden. Başka bir şey daha diyordu ama sen onu söylemek istemiyorum. Biz mutfağı çok dağıtınca arkadaşlar annem bir şey diyordu. Hadi ben onun bir kısmını söyleyeyim. Yaptığınız işten nokta nokta yağıyor diyordu. Kadıncağız temizlemiş mutfağı. Biz bir girmişiz Deniz'le kek yapıyor. O zaman da bu mantık yok yani. Hani bir yandan yapalım bir yandan temizleyelim mantığı. Toparlayalım yoktu. Tabii ki. Ne yapıyoruz Deniz'ciğim? Şekerimizi şimdi ekleyeceğiz. Yavaş yavaş değil mi ekliyoruz? Olabildiğince yavaş. Yemin ediyorum. Şeye gidiyoruz arkadaşlar. Demin gülmek göze geçirdik. Pancar motoru gibi çalışıyorum dedik o yerindeki. Pardon. Yok sorun değil. Neyse şimdi şey diyecektim az daha, pancarı koyduk diyecektim. Pancarı koymadık da. Yok. Şey, pancarın şekerini koyduk. Tabii doğru. Pancarın şekerini koyduk, doğru söylüyor. Ay Allah'ım. Allah insanı gülmekten ayrı koymuşsun. Peki şimdi 5 yumurta, dediğim gibi sizin hani 5 yumurta yoktur da 3 yumurta da olur arkadaşlar. Tabii tabii. Tamam mı? Bir bardak, bakın o bardağı göstereyim size. Ama kabasa doldurmadım yani. Tabii şu işlemeli şu çizgili yerine kadar. Ha gayet Deniz'cim. Gerçekten de bir pancar motoru gibi. Şimdi istersek önce süt, sonra zeytinyağımızı koyabiliriz. Tamam. Çiftlik sütümüz burada. Ay şişimiz evet. De pek güzelmiş be. Evet çok şık. Çok şıkmış sütümüz. Ondan şişesi daha doğrusu. Peki. Yetiyor mu bu kadar süt? Evet. Birer ölçü. Demek ki bu bardakla hemen hemen hepsinden birer ölçü mü denizci? Evet, evet. Yumurtalar, şeker karıştı. Üstüne sütümüzü koyduk. İyice eridiğinden emin olayım. Değil mi? Hı-hı. Bu arada fırınımızı açalım mı denizciğim? Evet, 180 derece fırınımız olmak zorunda. Şu anda yanıyor yani fırınımız. Evet, evet. Peki yumurtamız, şekerimiz karıştı demiştik. Üstüne sütümüzü koyduk. Zeytinyağımızı. Zeytinyağımızı yine bu bardakla mı? Evet, yine şöyle. Aynı bardakla. Biliyorum Türkiye'de zeytinyağı çok pahalı. Galiba 5 litresi 1000 küsür lira mı? Ne kadar oldu arkadaşlar? Siz yorumlara yazın. Yumurta tanesine kadar değil mi? Bir yazabilirler mi? Yazsınlar. Ya, dün bir şey duydum, doğru mu bilmiyorum ama bir tane zeytinin 1 lira olduğunu duydum. Bir zeytin? Evet. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bir zeytin. Aa şeyi duydum ben. Bir tane fasulye
haberlerde duydum. O 2,5 liraymış. Gerçekten. Evet evet, bir tane fasulye. Korkunç. 2,5 liraymış. Bir zeytin de 1 lira mıymış? Öyle duydum ben. İnanılır gibi değil. Artık sözün bittiği yer yani. Ya inanın ki bu tarifleri size verirken arkadaşlar, ya içim kan ağlayarak demeyeyim de abartmış olmayayım o kadar. Ya üzülüyorum. Üzülüyorum ya. Yani. Şimdi diyorum bunu söyleyeceğim, şunu söyleyeceğim. İnsanlar da bana diyecek, Seher Hanım biz ekmek alırken zorlanıyoruz. Sen bize zeytinyağı diyorsun, un diyorsun, yumurta diyorsun. Nasıl söyleyeceğimi onu da bilemiyorum. Bir şekilde bunları da çekmek istiyorum. Artık imkanınız olduğunda veya imkanı olanlar yapmaya çalışsınlar. Öyle diyeceğim. Bu dünyada bir tek yemek programı çeken de ben değilim biliyorsunuz. Hani o yüzden bana darılmayın diyeceğim arkadaşlar. Gönül koymayın diyeceğim. Gerçekten duygularınızı anlıyorum, biliyorum. Ama ne yapalım ki, kek içinde işte yumurta, yağ. Hani en azından zeytinyağınız yoksa diğer daha ucuz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ayçiçek yağını. Evet, ne yaptık Denizciğim? Şimdi yağımızı ekliyoruz. Tamam, ekleyelim. Son damlaları da döktük yağımızı. Ben o son damlaları şöyle değerlendiriyorum. Şöyle bardağa. Görüyorsunuz bizim evde de. Tabii. Son derece. Bu şekilde. Ekonomik bir ortamımız var. Burada beklesin. İlk cevizlerimiz. Çayımız kaynıyor. Ben bir yandan cevizleri götürüyorsun. Ceviz alıyorum. Arkadaşlar hemen şimdi ne yapacağız? Unumuzu eleyeceğiz. Eleğimizi asacağız. Atmıyorum. Unumu elemiyorum ve duvara asmıyorum. Daha bizde çok iş var arkadaşlar. Kabartma tozlarını bile eridi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şimdi unumuzu eliyor. Şimdi kontrol edelim ne kadar un koyduğumuzu. Biraz göz kararı bu işler. Bakın buradaki kıvama çok dikkat etmenizi istiyoruz arkadaşlar. Ya şu kadar bu kadar diyemeyeceğim. Sadece kıvam çok önemli. Kıvama dikkat edeceğiz. Yani birazdan hiçbir yere ayrılmayın. O kıvamı eğer gözünüze kestirirseniz o kıvamda olacak. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Yani çok su gibi olmaması gerekiyor. Aşırı katı da olmaması gerekiyor. O kıvamı size göstereceğiz. Halen daha o kıvama ulaşmış değiliz. Bekleyiniz. Sanki atomu parçalıyorum ben. Ama önemli. Vallahi keki güzel kabartanın eli öpülür yani. Öyle diyeyim. Bak hala çok sulu. Evet. Mi? Şöyle biraz daha ekleyelim. O yüzden azar azar eklememizde fayda var. Burada yağ halen süzülmeye devam ediyor mu? Var mıymış yağ? Tabii. Biraz varmış. Evet. Cimrilikte level atlamış durumdayız. Hocam niye cimrilik olsun? O kadar emek veriliyor değil mi? Biraz koyu renkli bir un. Yavaş yavaş koyuluğunu arttırdık. Biraz da unu karıştırırken yumuşak, yavaş hareket etmeliyiz. Bu da çok önemli. Aha, deli pancar motoru gibi yapamayız yani bunda. Yumurtayı mı öyle yapıyoruz? Yumurtayı ve diğerlerini? Sıvılarda evet çok hızlı çırpıyoruz ama unda aşırı hızlı çırpmıyoruz. Evet, böyle yumuşak yumuşak onu içine, çünkü gazın çıkmaması lazım. Şimdi ulaştık mı o kıvama? Yok, daha tam değil. Birazcık daha ihtiyacımız var. Arkadaşlar o kıvama, o kabarmalara doymayan kıvama ulaşmaya çalışıyoruz. Deniz'in dediği gibi yahu atomu mu parçalıyorsunuz, nedir bu kadar hassasiyet demeyin. Keki kabartmanın gerçekten iyi bir örneği. Evet arkadaşlar, dediler ki Deniz Hanımlar, keke nazik davranacaksınız, keke şiddet uygulamayacaksınız, pancar motoru gibi çırpmayacaksınız. Pancar motoru ekleyince ama en hoş halimizle keki huşu içinde şarkı bile söyleyebiliriz. Mesela ne gibi? Vallahi bilmiyoruz. Onu da sen düşün. Acaba hangi şarkıyı söylesek burada huşu içinde kalabilmek için? Huma kuşu deyip. Huma kuşu mu? Yavru yavru huma kuşu yükseklerden seslenir. Seslenir yar koynunda, bir çift suna beslenir, beslenir. Yavru yavru sen ağlama, kirpiklerin ıslanır. Oğul, oğul ben alim ki
belki deli gönül uslanır, uslanır. Oldu mu kekimiz? Vallahi oldu canım. Evet, keki iyice baymamak adına uzun havayı burada bırakıyorum arkadaşlar. Kıvam bu. İstersen bir de bir kaşıkla göster. Bakın, kıvam bu. Bu kıvamı tutturduğunuzda okeydir. Bak kesilmiyor, görüyor musunuz? Aynen bal gibi değil mi? Tabii. Hı. Çok hızlı bir akış da yok. Hı. Ama aşırı un koyulup da böyle katı bir hale evet, geliyor. Hamurlaşmış da değil. Uza kıvamını biraz hallice geçecek. İşte bu. Evet, hatırlamazsanız bu videoyu açın açın tekrar bir daha. Hı-hı. Bakın arkadaşlar. Evet. Tamam mı? Kanola yağını hiç duymuş muydun Denizciğim? Evet canım, duydum. Kanola yağının en az zeytinyağı kadar çok kıymetli olduğunu beslenme uzmanları söylüyor. Ben şimdi evden çıktım, buraya gelirken kanola tarlalarının içinden geçtim evet. Geldim. Onları da buraya dur bakalım belki koyarım. Kanola yağının tarlaları sapsarı olmuştu. O güzel dağların yeşilliklerin arasında gerçekten muhteşem bir görüntüsü vardı. Yer yer evlerin yanlarındaki artık kiraz ağaçları da kendini bulmaya başlamış. Çiçeklerini dökmüş, meyveler olgunlaşmaya başlamış. Leylaklar vardı böyle salkım salkım üzüm gibi. Çok güzel bir doğanın ortasından çıktım, sana geldim canım. Evet, deniz tereyağını getirdi. Geldi şimdi. Bak buradaki önemli hususlardan bir tanesi, kabınızı çok iyi yağlamanız gerekiyor yapışmaması için. Minnağımızı da yağlayacağız. Ay, kalp şeklinde. Minnak kek. En çok da bunu bekliyorum. Bizim küçük kap yağ doydu. Gelsin kekimiz. Bu arada çayımız ne durumda? Uf, nasıl güzel koktu. Bu yeni çayım. Aa, vallahi yeni çayım böyle kokmuyor. Markamı değiştirdim canım. Gerçekten evet, mi? Evet. Of, çok güzel kokuyor bu. Tek çay mı bu? Bir tane mi yani? Başka bir çay... tane. Evet. Başka çayla karıştırmadım bunu. Hayır. Hadi bakalım denizin semaverinde deneyelim. Biz bu semalar da güzel ya. Hı-hı. Mis gibi kokular geliyor. Gerçekten senin bu çayın kokusu çok güzelmiş. Evet, içinde ne var ne yok hepsini sıyırdık. Hemen onun içinde minik bir kek yapıyoruz. Cevizsiz çıkmam abi. Diyorsun. Diyorum. Değil mi? Mefe öyle diyordu, şapkasız. Şapkasız çıkmam abi diyordu. Biz o hangi ilde yöreydi? Cavuz diyorlardı. Ceviz değil de. Cavuz. Cavuz. Yani sanırım Tokat, Yozgat. Değil mi o tarafta? O evet. Siz de eğer ceviz yerine Joyce diyorlarsa burası neresi olabilir, bir tahminde bulun bakalım. Ceviz yerine Joyce diyorlarsa veya sizin yörenizde cevize ne diyorlar mesela? Bizim yöremizde ne diyorlar? Güzik. Yani güz. Ama içinse gakıl. Gakıl. Evet. Cevizin içine gakıl. Kendisine de güz. Diyoruz. Şey var ama türküsü var. Güzik lele. Kaptan fırına gidiyor. Evet, fırına gidiyor. Evet, Deniz şu anda yoğun bir şekilde bu küçük kabın kekini yapmakla meşgul. Ay. İyice sıyırıyoruz. Dibini sıyır bakalım. Evet, son sırrımızı söylüyoruz. Kekin kabarabilmesi için. Yüzüne neydi? Yüzüne. Tabii bunu eğer yapmazsanız, ne yapsanız da kabarmıyor arkadaşlar. Son sırrımızı tekrar söylüyoruz. Kabaramazsın Kel Fatma. Annen güzel, sen çirkin. Şarkı halinde olalım Deniz. Kabaramazsın Kel Fatma, annen güzel, sen çirkin. Dedi. Fırına yerleştiriyoruz. Evet. Arkadaşlar yanımda kim var biliyor musunuz? Bakın çiçek tutuyor elinde. Yanımda annem var, İsviçre'ye geldi biliyorsunuz. O da bizimle birlikte. Anneciğim, o güzel çiçeklerinle çok da güzel görünüyorsun. Canım, çok teşekkür ediyorum. Biraz yürüyüşe çıkmıştım. Ekinlerin arasından topladım bu çiçekleri. Biraz ormanda dolaştım. Nasıl güzel miydi orman? Çok güzel, her yer o kadar güzel ki anlatamam sana. Zaten yaramış belli. Çok keyifli evet, görünüyorsun maşallah sana. Ben çok güzeller. Aa, sarılar da Van Gogh sarısı mı diyelim? Değil? Arkadaşlar mutfağımı boşaltır mısınız? Poğaça yapmam lazım. Koyuyor musun kardeşim? Evet. Şimdi de ne yapıyoruz Denizciğim? Şimdi poğaçamızı yapacağız. Bu da özel bir poğaça. Özel. Bakalım bunun özelliği neymiş? Bize de çay verecek misin? Vereyim canım. Hadi size de çay doldurayım. Sana kendime zahmet. De. Üşümüştüm biraz dışarıda. Değil mi? Ama hava girdi çok güzel. Evet. Hint tapınağı var Denizciğim, sen bilirsin. Evet. Ormanın girişinde. Aa, ben o Hint tapınağını biliyorum. Biliyor musun? Evet. Gerçekten taşmıyorum. Gerçekten.
Ne olacak bu böyle? Hiç bilmiyorum. İşte ben arkadaşlar demiştim size. Daha fırına koymadan, daha fırına koymadan düşünün artık. Peki ceviz koydunuz mu? Evet. Yoksa cevizsiz olmaz. Yani. Gerçekten bu şekilde mi koyacaksınız fırına? Vallahi mecbur altına bir şey koyacağız. Keki de öyle koyacağız Deniz. Demek ki bu şarkıyı söylemeniz gerekiyormuş. Arkadaşlar unutmayın bu tarifin üstüne bu kabarmazsın. Kel Fatma'yı da söylemek zorundasınız. İşte sonuç ortada arkadaşlar. Yani hani gerçekten. Kusura bakmayın ama söyleyeceksiniz. Bu da benim çayım. Gitti bak buralar hep taşmış. Aman Allah'ım. Kabaramazsın Kel Fatma diye ketne hale geldi. Niye bekletiyorsun derseniz de poğaça ile birlikte atalım. Fırınımızı şimdi açmayalım kekimiz. Bu kek ne oldu Deniz? Bak bakayım. Hadi bakalım. Gerçekten de. Öyle mi bakıyorsun sen? Evet. Oldu mu diyorsun? Yani içinde şey... Yönünü çevirmemiz gerekiyor mu? Yok hayır. Eşit bir şey. Arkadaşlar yani ne diyeyim? Maşallah nazar değmesin. Bir daha deneyeyim mi? Ne olur ne olmaz. Hadi bakalım. Bak burada hafif kalmış görüyor musun? Bakayım. He, o zaman biraz daha pişirmemiz lazım. Bir 5-10 dakikası daha var. Hem de şu önlerde biraz daha kızarmış olur. Kokuları geldi, yanık kokuları geldi. Allah'ım bu da taşmış iyice artık kendini. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi yanık kokuları geldi. Açar mısın lütfen? Vay. Deniz Hanım konuşturmuşsunuz kekinizi. Deniz Hanım kekimiz daha birazcık soğuyacak bu. Ondan sonra da size kaptan çıkmış halini göstereceğiz. Maşallah. Sübhanallah. Gerçekten de harika. Ne diyorsun? Değil mi Denizciğim? Harika oldu. Vallahi süper oldu. Şimdiden merak ediyorum tadını. Denizciğim bunu biz nasıl koyacağız fırına? Ha? Bu resmen yaş pasta gibi kendini kaplamış. Vallahi nasıl koyalım? Aman Allah'ım. Allah bizim iyiliğimizi versin. Değil mi yani? Şuraya bakar mısınız? Tövbe estağfurullah. Tamam kardeşim kabaramazsın Kel Fatma dedik de bu kadar dememiştik. Kalp kek bu halde yılın keki seçilebilir diye düşünüyorum. İnanılır gibi değil. Ay yerinde güzelmiş anne. Afiyet olsun canım. Teşekkür ederim. Yine gömleğiniz yakıyor Sabriye Hanım. Sağ olun. Benim takipçilerim için ne demek istersin anne? Ne düşünüyorsun, ne söylersin? Yani seni takip etmeliler. Abone olsunlar. Ve takip etsinler. Diyorsun. Yani senin kızın abone olmayı hak ediyor mu? Ediyor. Diyorsun. Evet. Orkideler kaç yıldır burada? Yani aşağı yukarı 3-4 yıl oluyor sanırım. Maşallah. Yani bilmeyen de bunları sahte zanneder. Yok değiller. Bunlar gerçek orkide. Aloe vera mı? Aloe vera. Evet. Bu cilde iyi geliyor değil mi anne? Öyleymiş. Yani bunu kesiyorsunuz şöyle. İçinden çıkan soğuğu. İçinden çıkan sıvıyı yüzünüze sürüyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu kadar. Valla Deniz'in söylediği üzerine bu poğaçanın ismi 10 dakika poğaçasıymış. Evet. Enteresan. Ben ilk defa diyorum. Sizin içinizde duyanlar varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Annem de dedi ki ben inanmıyorum 10 dakikada yapacağına. Annem saati aldı geldi. 10 dakikalığına ayarlayalım saati. Şu anda ayarlıyor muyuz? Ayarlıyorum. Peki. Hani başlattım. Bastın mı? Evet. Hadi Deniz. Valla başladı. Şimdi 2 kaşık. Yoğurt. Peki. Biraz peynir. Peynir de aynı anda mı giriyor? Evet. Bunun özelliği o. Yumurtanın sadece beyazı. Evet. Sadece beyazı. Hem yoğurt hem peynir girdiği için arkadaşlar. 10 dakika poğaçası yapıyoruz. Tutacağım. Bakın görüyorsunuz 9, 15, 14 oldu hatta. Deniz yoğun bir şekilde bunu hazırlıyor. Ha gayret Denizciğim. Şöyle annemin kır çiçeklerinin arasından. Yağ da konacakmış. Vay. Bu da konacak mı? Kuru yeşilliklerden de herhalde koyacak. Peki. Bu nane arkadaşlar. Bol miktarda. Çok değil işte. Bol miktarda. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Biraz da kuru ne derler? Maydanozumuz var. Öyle mi? Ondan koyuyoruz. O nane bana biraz sanki değil, fazla gibi geldi değil. Ama. Değil. Değil mi diyorsun? Değil. Peki. Şimdi göreceksiniz fazla olmadığını. Bir keresinde yapmıştı Deniz. Gerçekten güzel olmuştu. Hatırlıyorum ben. Şimdi arkadaşlar içine un koyacağız. Unumuzu katarken de bunun özelliği mayalamaya ihtiyaç duymuyoruz. Kabartma tozumuz olacak içinde. Çayımız yine fokurdamaya başladı. Unumuzu da koyuyoruz içine. Bir paket mi kabartma? Evet bir paket. Yetiyor mu? Yetiyor. Şimdi biz bunu şöyle bir karıştıralım. Unun miktarını anlamamız için karıştırmamız gerekiyor. Arkada duyduğunuz ses çayın
kaynama sesi, onun sesi ta kendisi. Geri dönmüş demek. Şu an kaç dakikadayız? Evet, dakikamızı kontrol edelim. Geldim hemen, anneme geldim. 7.35. 7.31 hatta 30. Hızla geriliyor saat. 7.27. Deniz ne yaptın? Evet, son sürat devam ediyoruz. 10 dakika poğaçası yapıyoruz arkadaşlar. Malzemeler peynir, yoğurt, un, zeytinyağı, kabartma tozu. Başka bir şey kaldı mı söyleyeyim? Bolca yumurtanın beyazı. Beyazını koydum, evet. Bolca neydi? Nane ve kuru maydanoz. Kuru maydanoz ve nanemiz de var. Bundan bayağı koydu arkadaşlar. Artık onu yoğurma safhasına geldik. Onu yoğuracağız. Peki bu arada hemen yine dakikaya bakıyoruz. Nerede saatimiz? Hemen bakalım. Evet. 6 şöyle parladı. 6, 24, 23 devam ediyoruz. Yaklaşık 6 dakikamız var arkadaşlar. Hadi bakalım, 10 dakika poğaçası yapıyoruz. Canlı canlı görüyorsunuz siz de. Bu arada bizim kabarmalara doymayan kekimiz ne oldu? Allah inanmıyorum. Bu artık iyice kendini şaşırmış, bu kabarmalara doyma deyip uçmuş bu. Antika kek olmuş. Annem diyor ki bu antika kek olmuş diyor. Saatimiz nerede? Saatimiz. Ben bir yudum çay içebilir miyim izninizle? 5.28. Hemen bakayım. 5.22 şu anda arkadaşlar. 5.21.20 diye devam ediyor. 5 dakikam var Denizciğim. 5 dakikam var. Hemen. Evet. Şöyle kağıdımızı aldık. Yanmaz kağıdımızı. Ha gayret Denizciğim, ha gayret. Daha var. Maşallah. Var. Sığacak mı bu tepsiye? Vallahi umarım sığar. Hadi bakalım Denizciğim. Az kaldı. Tuz koydun mu? Ama yok, hayır, ben buna tuz koymuyorum. Peynir, öyle mi? Tuz. Çünkü peynir, peynirin kendisine ait tuzu var. Evet, 2.59 şu anda. Hepsi gayet iyi. Peki. Deniz, bittiğinde bitti de hemen sahneyi söyleyeceğim sana. Bitti. Bitti mi? Evet. Helal olsun. Hemen gösteriyorum. Seni kutluyoruz hayatım. Ben de kendimi kutluyorum. Bir de şekil mi verdim sorunuz? Yani o isteyen verir. Ya ortalama 9 dakika parçası diyeceğiz ve uzattık değil mi? Bu arada bizim gariban o kalp kekimiz ne durumda, ne arayan var, ne soran var. Kendi kendine o kalp kek oldu, tepsi börek. Onu fırına atarken yandan da bu gariban kekimizin de durumuna bakalım. Kontrolünü yapalım. Evet, ne demiştin anne sen bu keke? Antika demiştim ama şu anda da yanardağ bacasına. Aa, içi boşalmış bunun. Bu ne yapmaya çalışıyor bu kek, ben anlamış değilim. Çok komik bir durum ya. İçini boşaltmış, tepsiye geçmiş. Evet, hadi bakalım. Poğaçamız neydi? 9 dakika poğaçalarımız. Şimdi kızarmaya başladı arkadaşlar. Ya gülelim mi, ağlayalım mı? Ne diyelim? Gülelim. Gülelim mi diyorsun? Evet. İnanılır ama gibi değil ya. Şey bu nedir ya arkadaş? Sen bu kadar kabar kabar, ondan sonra içini tepsiye boşalt. Ama tadı nasıl güzel biliyor musun? Keklerin şahı burada arkadaşlar. Birazdan onu da keseceğiz, size göstereceğiz. Ama öncelikle poğaçalarımız olsun. Bu garibanın durumuna bakın. Allah'ım. Allah affetsin. Allah affetsin. Gerçekten. Tam komedi. Aman Allah'ım. Of, bu kadar güzel kokuyor ki. Yani ben kokuyu tarif edemem. Bunu da yapın arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Evet. Vallahi. İçi pişmiş midir acaba? Biraz içi pişmiş midir, ne diyorsun? Bir iki dakika daha tutalım, çıkaralım. Tamam. Buharı üstünde. Ne poğaçaymış be. Şahane görünüyor. Harika görünüyor. Evet. Kekimiz burada. Poğaçamız da hemen yanında. İkisi de birbirinden güzel görünüyor. Yalnız acayip güzel bir kokusu var bu poğaçanın. Denizciğim. O nanenin sayesinde. Uf, altı da güzel kısarmış vallahi. Güzel kısarmış. Denizciğimin ellerine sağlık. Evet, Denizciğim ellerine sağlık hayatım. Afiyet olsun. 9 dakikada değil mi? Evet, adı 9 dakika. Ben 10 diyordum ama 9 dakikaya da oluyormuş. Kendi rekorunu kırdın. Evet, yeni çaylarımız geliyor. Poğaçalarımızla ve kekimizle, çayımızla bir tatlarına bakalım değil mi?
Allah, kıyır kıyır mı deniyor Deniz buna? Evet. Kıyır poğaça yani. Hı-hı. Kıyır kıyır olmuş. Afiyet olsun anneciğim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Evet valla ben çatal falan istemiyorum. Şöyle elimle yiyeceğim. Bakar mısınız oraya? Nasıl güzel kızarmış. Hemen tadına bakıyorum. Valla maşallah anne nasıl kabarmış, bakar mısın? Evet. Değil mi? Güzel kabarmış. Çok da güzel pişmiş yani. Ellerinize sağlık. Sen poğaçanın tadına bakmıştın. Bakmıştım. Bir de ben bakayım poğaçanın tadına. Hemen onun da ne derler, tekstürü mü deniyor? Evet. Şöyle. Kıyır, işte kıyır poğaça bu Deniz bence. Bakar mısınız? Gayet güzel. Yumuşacık değil ve mi? Mis gibi de kokuyor. Bu naneyi ben sen fazla koydun zannettim ama yok. Nane çok yakışmış. Nane tadını güzelleştirmiş. Daha fırındayken arkadaşlar, fırından gelen kokuyu size tarif edemem. Kaç? 9 dakika poğaçası, evet. 10 dakika poğaçasıydı. 9 evet. dakika indirdik. Hemen tadına bakıyorum. Poğaçanın tadı çok güzel olmuş. Değil mi? Müthiş. Ellerine sağlık. Ben tekrar mendilimi alayım elime. Tamam. Annem de alalım diyor. Hadi. Afiyet olsun. Hadi senin mendilin. Afiyet olsun canım. Güzel olsun. Yani bunu sabahları denemelisiniz. Evet. Özellikle Deniz'in dediği gibi kahvaltıya arkadaşlar. Evet, Deniz'in evindeydik Deniz'ciğim. Tekrar ellerine sağlık. Harika bir kek yaptı. Bu keki niye özellikle size göstermek istedim? Yayının başında da söylediğim gibi. Yani böyle bir kabaran kek yok. Hatta ikinci kalp kek diye attığımız fırına kabara kabara ona bir hal oldu. Şarkısını da söylemiştik, kabaramazsın kel fatma diye, ama öyle bir kabardı ki içinden volkan gibi taştı, tabağın içine yayıldı. Aa ne güzel güneş vardı, buluta girdi. Ay bulutta bulutta, sevgilim kaldı dutta. Ay o da niye öyle yapıyorsa bu. Geleceksen gel gayrı, 17 benli şadiye, daha gönlüm umutta. Hadi bir daha. Geleceksen gel gayrı, 17 benli şadiye, daha gönlüm umutta. Sevgili dostlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz çekerken gerçekten çok keyifliydik. Bu güzel keyfin de size geçtiğini umut ediyorum. Beğeni tuşu çok önemli videonun öne çıkabilmesi için. Bunu unutmayınız. Lütfen herkes bir beğeni yapsın en baştan. Ve abone ol tuşunu yanındaki çan işaretinde tıklarsanız sevinirim. Kanalımız bu şekilde sizlerin sayesinde gelişecektir. Bu arada katıl tuşu var hemen videonun altında. Katıl tuşunu da bir inceleyin derim. Bol bol da yorum bekliyorum sizlerden. İhmal etmeyiniz. Yakında görüşmek üzere.